Sakın şaşırmayın, bunlar sadece haber. Louvre Müzesi bugün en yeni eserini gösterecek. Yakın zamanda Tibet'in yüksek dağlarından keşfedilen gizemli heykelin lavlarından oyulması müze müdürü Bay Kubdel tarafından tamamlandı. Adrian. Merinette, Alex ve sana süper kahramanlar hakkında bulduğum şeyi göstermek için bizi bu gösterime sokmasını istedim. Sen Adrian'ı gözetle diye değil, bunu okulda da yapabilirsin. Süper Adrian'lar, yani kahramanlar, seni dinliyorum. İyi. Özellikle Uğur Böceği ve Kara Kedi gibi kahramanlara güçler veren şeyin mucize denilen mücevherler olduğunu bilmelisin. Bana artık Uğur Böceği'nin gizli kimliğini tehlikeye atmamak için araştırmayacağını söyledin. Biliyorum. Ama bu araştırmanın onun gizli kimliğiyle hiçbir ilgisi yok. Uğur Böceği'ne Hulk Mod'u bulmasında yardım edeceğim. Ve sanırım kahramanlar Hulk Mod ve mucize arasında bir bağlantı buldum. Pekala, Uğur Böceği, Kara Kedi ve diğer mucize sahiplerinin yüzyıllardır resmedildiğine inanıyorum. Ta ki bilinmeyen bir nedenle kayboldular ve dünya onları unuttu. Bunu zaten biliyoruz. Antik Mısır'dan Uğur Böceği. İşte bir kara şövalye mi yoksa Kara Kedi mucizesinin sahibi mi? Hadi. Ve işte bir kadın mı yoksa bir kelebek süper kahramanı mı? Şimdi şuna bakın, Herkül mü yoksa aslan mucizesinin sahibi mi? Yani artık bir aslan mucizesi de mi var? Tavşan mucizesini de ekle bari. Bildiğiniz gibi eskiden heykeller boyanıyordu değil mi? Çoğu boya zamanla soldu ama küçük mikroskobik pigmentler hala var. Bu özel uygulama sayesinde aslında nasıl olduklarını görebiliyoruz. Ama asıl bomba geliyor. Tüm bu eserlerin bir ortak noktası var. Aynı sembol, bakın. İşte her yerde. Sanki gizli bir topluluğun sembolü gibi. Yani başından beri gardiyanların düzeni adında süper kahramanları kollayan bir topluluk vardı. Bu babamın bulduğu Tibetli heykeldeki sembole benziyor.